Ben Mustafa Doğan, Mr. Fish Cake markasının kurucusuyum. Size Mr. Fish Cake'in ne olduğunu, kuruluş hikayesini, ne yapmak istediğini özetle anlatmak istiyorum. Mr. Fish Cake, Ar-Ge bazlı özel formüller ile tuzlu ve tatlı su balık avı yemleri üretimi yapan üretim ve pazarlama şirketidir. Ürünlerin yanı sıra olta balıkçılığına merak duyan yeni hobidaşlar veya profesyoneller fark etmeksizin daha verimli balık tutma keyfini çıkarması yönünde bilgi, destek, ekipman, olta takımı sağlayarak mümkün olan en iyi balık tutma deneyimlerine yardımcı olmayı hedefleyen teknoloji Fishtech şirketidir. Mr. Fishtech kendi üretim tesislerine ve formüllerine sahip bir üretim şirketidir. Olta balıkçılarına av yerlerini güncel olarak orada hangi balığın tutabileceğini, o balığı tutmak için hangi olta, iğne ve yemin kullanılması gerektiğini gösteren bir mobil uygulamadır. Olta balıkçılarının ihtiyaç duyduğu ekipman hem dijital ortamda hem kendilerine yakın zincir mağazalardan temin edebilecekleri anlaşma ve hizmeti sağlayan bir girişimdir. Mobil uygulamadaki etkileşimli ve akıllı harita balıkçıların yeni ve güncel balık avlama noktalarını bulmasına ve diğer insanların hangi yemlerle ve özellikle nerede balık yakaladığını görmesine yardımcı olacaktır. Denizlerin ve tatlı suların haritalanmasıyla elde edilecek bilgilere bağlı tahminler, yem ve ekipman önerileriyle olta balıkçılarının av verimliliklerinin artması hedeflenmektedir. Kuruluş hikayemize gelince, ben Mersin'de doğdum büyüdüm. 5-6 yaşlarında ağabeylerim ile birlikte başladığım kıyı olta balıkçılığına gençlik yıllarımda arkadaşlarımla devam ettim. Balığa çıkmak en büyük zevkimdi. Ancak her seferinde yem bulma konusunda çok zorluklar çekiyordum. Daha da önemlisi türlü zorluklarla temin ettiğimiz canlı yemleri kullanma konusunda çektiğimiz sıkıntıydı. Sülinez, mamut, sardalya, et karides, canlı karides, madya, artı tuzlu suların dışında tatlı sularda dana burnu, solucan gibi canlı yemlerin hem hareketli hem kaygan olması ve elimize ve kıyafetlerimize ağır kokularını silmesi ise bu çok sevdiğimiz doğa aktivitesini yapmamızı isteksiz hale getiriyordu. Canlı yemlerin raf ömrü olmadığı için geri kalan ürünlerimizi denize ya da göle ya da tatlı suya atıyorduk. Bu hem israfa hem doğadan toplanmış olan bu canlı yemlerin de sürdürülebilir bir hayata devam etmelerini engelliyordu. İster istemez bu konuda sürekli fikirlerim oluşuyor ve notlar alıyordum. En büyük sıkıntıyı ise eve gidince annemle veya balık tuttuktan sonra arkadaşlarımızla, aile bireyleriyle ve kız arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman yaşıyordum. Çünkü üzerimize sinen koku, ellerimize sinen koku nedeniyle hatta annem beni bile eve almak istemiyor. Direkt eve gelir gelmez malzemelerini bırak, önce duşunu al, ondan sonra normal hayatımıza dönelim diyordu. Sıkça şunu düşünüyordum. Küçük bir kutular içerisinde bazı tatlı su ve tuzlu yemleri olsa gidip onu en yakın marketten ya da balık av malzemecisinden temin edebilsek, iğnemizi taksak, temiz temiz balık tutsak ne güzel olurdu. Özellikle de üzerimize koku silmeyeceği için eve gelince de aile bireyleri, anneyle, babayla ve arkadaşlarımızla, kız arkadaşlarımızla sorun yaşamayacaktık. Artı bu tür yemlerin kullanım ömrünün uzun olması, tekrar ve tekrar kullanılabilmesi çok değerli bir unsurdu. Kesinlikle israf olmuyor ve tekrar tekrar av yapılabilecekti diye düşünüyordum. Uzun yıllar olta balıkçılığına bu gerçeklerle devam ettim. 8 yıl kadar önce ise ülkemizin en büyük şirketlerinden ve su ürünleri sektörünün lider şirketi Kılıç Holding ile Kıbrıs'ta kurulacak olan balık çiftliğinin kurucu ortağı oldum ve direktörü olarak görev yaptım. Üretimin tüm aşamalarında bulunup yönetme şansını elde etmiş oldum. Bu sayede pazarı, sektörü ve sektörün paydaşlarını tanıma imkanını, ancak daha da önemlisi global balık avı pazarlarını, balığın ne kadar değerli olduğunu, elzem bir ürün olduğunu, tutulan balığın da gerçekten bir ürün olarak tüketildiğini ve paylaştıkça, doğaya gittikçe insanların ne kadar sağlıklı ve kaliteli olduğunu, paylaşmayı öğrendiklerini ve birbirlerine çok değer verdiklerini gördüm. Kendim bireysel bunu çocukluğumdan beri tecrübe edindiğimden dolayı
çok da bir sosyal proje olarak böyle balık avları üretilebilir mi diye Ar-Ge ve formüllere başladım. Benim yıllardır yaşadığım sıkıntı olta balıkçılığına gönül vermiş herkes için geçerliydi. Bunun üzerine hayallerimi gerçekleştirmek için harekete geçmeye karar verdim. Ve Mr. Fishcake markası ile tatlı ve tuzlu su olta yemleri üretmek üzere harekete geçtim. Üretim aşamasına gelmeden önce ham madde ve diğer üretim yerleri için detaylı araştırma yaptım. Alternatif ham maddeleri belirleyip listeledim. Yaklaşık olarak 6-7 bin tane ham madde kullandığımı biliyorum. Bütün notlarımız hepsi var. Kolay olmadı tabii. Herkesin tercih edeceği, balıkların çok güzel tercih edeceği, hemen hemen her balığın tutulabileceği, herkesin kolaylıkla bu ürünü kullanıp kolaylıkla balık yakalayabileceği av şekilleri artı yem çeşitlerinin hepsini üretmeyi çok şükür başardık. Çok sayıda balıkçı arkadaşım sorunlarını ve Mr. Fishcake gibi bir ürüne ihtiyacı iyi bilmeme rağmen başka çok sayıda balıkçı, balık av bayi, balık av toptancısı hem tatlı su hem tuzlu sularda böyle bir ihtiyacın tam olarak var olup olmadığı tespitini araştırdım ve gerçekten çok tercih edilen ürünler olacağı, kullanımının çok rahat olacağı, böyle bir ihtiyacın elzem olduğunun tespitini görüp teyidini yaptım. Mütakiben Mersin'de bir üretim tesisinde Ar-Ge çalışmalarına başlayıp ve aylarca süren çalışmalar sonrasında kullanımı kolay, kokusuz, yani diğer ürünlere göre kokusu çok az olan, balıkların da çok tercih ettiği hem tatlı su hem tuzlu su ve de özellikle balıkçıların da çok avcı yemler olmuş dedikleri Mr. Fishcake yemlerini üretmeye başladım. Birçok bölgede denemeler yaptırdım. Ürünlerin daha çok verimli, kancada daha çok kalıcı, daha uzun süre suyun içinde kalıcı ve balığın olduğu bölgede mutlaka balıkların da yemlere reaksiyon vereceği şekilde ağırlıklı amino asitler ve doğal ürünlerle karıştırılıp hazırlanmış ürünler elde ettik. Hepsinin testlerini, denemelerini yaptık. Hemen hemen hepsinde de %90 oranında başarılar sağladık. Eğer balık avı yaptığınız bölgede balık varsa doğru saat, doğru zaman, doğru bölge, doğru avlanma şekliyle balık yakalamamanız imkansız diye söyleyebiliyorum artık. Ürünlerimizin gelişimine beta test sürecinde çok önem verdim. Bu mütemadiyen pazarlardan gelen istek ve şikayetleri hassasiyetle dikkate alarak Ar-Ge faaliyetlerime önemli, ciddi bütçeler ayırarak devam ettim. Herhangi bir harcamadan kesinlikle kaçınmadım. Çünkü önce bir ülke markası, sonra da bir dünya markası olması hususunda ciddi bir hassasiyetim var. Tabii ki herkes yapabiliyor dünyada ama bizim ülkemizden de böyle ürünlerin çıkması bizim için de çok ciddi katma değer. Artı dünya turizminde, avcılık, balık avcılık turizminde, sportif balıkçılık turizminde de çok ayrı bir değer. Hem ülke tanıtımı yapılıyor, hem ülkenizin markası üzerinden de gelen turistler, özellikle sportif balıkçılık çok büyük bir sektördür ve çok ciddi paralar harcamaktadırlar insanlar bu hobiye. Bizim de dört denizimiz olduğu için ve çok fazla tatlı suyumuz olduğu için çok ilgi çekeceğini araştırmalarımız sonucunda net olarak tespit ettik. Bu arada ülkemizin sportif olta balıkçılığı turizmine de çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu sayede özellikle amatör olta balıkçılarının çok önemli sorunlarını çözmeyi hedefledik. Ve mobil uygulama üzerinden etkileşimli akıllı harita, balıkçıların yeni ve güncel balık avlama noktalarını bulmasına ve diğer insanların hangi yemle ve özellikle nerede balık yakaladığını görmesine yardımcı olacak şekilde projelendirdik. Deniz ve tatlı su haritalaması ile elde edilecek bilgilere bağlı tahminler, yem ve ekipman önerileri ile olta balıkçılarının av verimliliğinin artmasını ciddi anlamda odakladık ve hedefledik. Projelerimizi geliştirme ve sahip çıkması için Güzide Teknoloji Şirketi, Karekod Yazılım ve Teknoloji Şirketi'ni ortak olarak projeme dahil ettim. İnancım şudur ki Mr. Fishcake kısa sürede amatör olta balıkçılığının pek çok problemini çözeceği gibi orta vadede pazarın büyümesine ve kullanıcı sayısının çok artmasına neden olacaktır. İç pazara yönelik çalışmalarımız 2023 yılının ortalarında belli bir aşamaya gelmesi sonrası yakın coğrafyadan başlayarak ihracat pazarlarında yerimizi alacağımızı öngörüyoruz.
Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Mr. Fishcake'i özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere pek çok dünyadaki ülkede de hem tuzlu hem tatlı su yemleri ve de ekipmanlarının satışını yapmak, global bir markayı hedeflemekte olduğumuzu belirtmek isterim. Benim yönetim kurulu başkanı olmama rağmen ağırlıklı üretim ve Ar-Ge görevlerini üstlendiğim organizasyonumuzda ekip üyesi arkadaşlarım CEO olarak Hakan Şahin Bey, yönetim danışmanımız olarak Abdurrahman Yuvalı Bey, CFO olarak Gökçin Kabasakal, pazarlama ve satış direktörü olarak Ali Eren Bey, CTO olarak Hamdi Kofalı ve dijital pazarlama danışmanımız Anıl Yuvalı ve sektörümüzün ana danışmanı olarak balık avcılığının üstadlarından Doğan Özdağ'ın bulunmaktadır. Hepsi kendi konularında deneyimli, bilgili olan ve ekibimiz ile hedeflerimize planladığımız üzere ulaşabileceğimiz ciddi bir ekiptir. Mr. Fishcake markasının altında ağırlıklı tatlı su ve tuzlu su yemleri olacak. Akabinde kullanılabilecek tüm balıkçılık ekipmanlarının özellikle ihtiyaç duyulan kesinlikle balık yakalama performansına faydalı az, öz ve kaliteli özel ürünler ve özel avlanma şekilleriyle çok ciddi anlamda balık avı yapılacağını tespitini yapmış, denemelerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bize güvenerek yatırım yapan yatırımcılarımıza da yüksek getirili ve karlı bir ortam sağlayacağımıza yönelik hiçbir endişemin bulunmadığını ifade etmek isterim. Bize güvenerek sizlerle buluşmamızı da sağlayan fon bulucuya da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı yatırımlar diliyorum. Tanıtım videomu yatırım sloganımız olan cümle ile bitirirken hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Gelin bu büyük balıkları birlikte yakalayalım.